4x4 futboldan hayırlı geceler değerli futbol severler. Her pazartesi günü olduğu gibi bir kez daha sizlerle birlikte olmanın kıvanç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek Süper Ligimizde gerekse PTT 1. Ligimizde sezonun ilk yarısı sona erdi. Hemen değerli konuklarıma döneceğim. Erdal Hoş, Can Gebetaş, Gökmen Örkmez. Merhabalar. Muhabbetin başında da belirteyim. Öncelikle hoş geldiniz tabii ki. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. O kadar enteresanlıklar yaşanıyor ki dolayısıyla da pek Süper Lig demekten hakikaten kendimi alamadım okurken de. İki kere süper dedim. İki kere süper dedim. Süper yani. Süper. Kinaye yaptı. Süper. İçinde bulunduğumuz ortamda o denli çarpıklıklar, rezillikler yaşanıyor ki böyle demekten insan kendini alamıyor. Haliyle herhalde her ne kadar Galatasaray sezonu zirvede tamamlasa da Can Gebetaş'la başlayacağız gibi gözüküyor. Fenerbahçe'yle. Yok bence senle başlayalım. Hafta içindeki olayla mı? Senin eyleminle. Evet. Eylem değildi bu yani onu da hemen açıklayalım. Yıldırım Demirören'le aranızda. Gerçek saptama. Muhabbet öyle başladı zaten. Radyo televizyon üst kurulu bir toplantı tertip edelim demiş. Haklılardır. Spor programlarındaki gayri ahlaki söylem, kullanılan dille alakalı olarak. Tabii oraya gittiğimizde şunu gördük ki sadece 3 tane program üzerine bu toplantı düzenlenmiş. Kanal Türk'teki program, TV8'deki Serhat Uluyeren'in programı, Beyaz TV'deki Ertem Şener'in programı ve oradaki yorumcuların tavırları zaten Sinevizyon gösterisinde de onlar yayınlandı. Sayın Spor Bakanımız affedersin, orada. Gayri ahlakilikten mi muzdariplermiş? Yorumların içinde tabii bunların olması ve kullanılan üslup. İşte kahvehane ağzıyla Olaf da iyi hatırlıyorum. Bir hazirimdaki kişi tarafından bu da dile getirdi. Kahvehane ağzı. Böyle bir de şey diye bir şey duydum ben mesela hafta içerisinde. Rütük bu tarz programları kontrol etmesi için bu işin başına Serhat Uluyeren'i getirdi diye işte, bir söylenir. Evet. Burası Türkiye. yani burada her şey olur. Burada... Gelin bu üç tane program önce bir dinleyelim. Pardon tabii. Evet. Ve gibi giriş konuşması ardından kameralar fotoğraf makineleri dışarı çıkarıldı. Söylenen şuydu. Biz bir aileyiz. Herkes ağzındaki baklayı çıkarsın. Koysun. Teşhisi yapsın. Çözüm önerilerini de getirsin. Bu işi bugün burada çözelim. Denilince siz ne anlarsınız? Yani varsa bir şikayetiniz. Herkes orada burada konuşmayın, döksün. Gelin burada konuşun. Konuşmacılar vardı, herkes söz almadı, isteyenler ismini yazdırdı. Konuşulan konularda hep aynı programlar. İşte Ertem, aslında ben Fırat Hoca'nın o görüntülerinden haberim yoktu. Girdikten sonra öğrendim, ertesi gün gittim özür diledim. Ama kimse bana teşekkür bile etmedi. Yani bir savunma. Serhat Bey'in programının genel müdürü, o da bir ayrı bir savunma, o da oradaydı. Abiş Bey, yanılmıyorsam. Abiş Opikoğlu. Yanlış söyleyebilirim, özür diliyorum. Öyle bir savunma. Yine bir iki duayen gazetecilerden de. Yıldırım Bey orada bu esnada değil mi? Tabii onlar da orada. Böyle... Sayın Bakan da orada. Tabii o da orada. Rütük Başkanımızın moderatörlüğünde diyebiliriz, öyle dediler. Davut Dursun Hoca. O söz veriyor. Söz sırası bana geldiğinde de 3 dakikalık bir süre var denildi. Spor programlarındaki bana göre de burada da çok dile getirdim ben bunu. Yani o medyaya yansıyan kısım muhabbetin son kısmıydı. Anladım. Bakınız malum spor programlarına, o eleştirilen programlara. İçinde bir tane gazeteci yok. Spor gazetecisi. Bu tür programlardan eğer sen o tip yorumcu diye insanları çıkartırsanız, onları dinleyen dışarıdaki halk da ona göre davranır. Ona göre eylemde bulunur. Bu şiddetin olması da son derece doğaldır. Hakikaten bir daha söylüyorum yani. Bakın ya var mı hiç Allah'ını severseniz? Yayıncı kuruluşta bile Lig TV'de ki benden iki önce söz alan Ertem Bey'di. Yani Dijitürk'ün Lig TV'nin sahibi. İşte futbolun değerinin artmasından bahsediyor vesaire. Ona dedim yani bakın yayıncı kuruluştan bahsediyorsunuz. Bir tane gazeteci yok. Birisi topu yeni bırakan birisi. Birisi de Almanya'dan gelen hakem. Birisi milletvekili. Topu bırakan tabii yani bak o kadar çarpıklıklar yani... var ki. Ha, keşke daha uzun süreli konuşabilseydik, hasbihal edebilseydik. Bunları masaya yatırabilseydik orada da. Futbolu bırakan adam futbolla uğraşır. Antrenör olur, teknik direktör olur, bilmem ne olur.
Ama bakıyorsunuz lak diye getiriliyor. Ben baş köşeye oturtuluyor. Hakemliği bırakıyor beyefendi. Ertesi gün getiriliyor, lak diye oturtuluyor ya da bir gazetede köşe veriliyor kendisine. Hakem, emniyet görevlisi bırakıyor hakemliği, emniyet görevliliğini de bırakıyor ve devletin televizyonunda çıkıp yorum yapıyor. Devletten devlete geçiş yapmış, çok yadırgamadım. Bir tane gazeteci var mı? Yok. Yok. Birinci çarpıklık buydu. Eğer ki bunların çözülmesini isteyeceksek, belli bir çözüm önerisi istiyorsanız, bu tabii patronaj da konuşulacak bir iştir. Evet, gideceksiniz. Yani bunu bir de yasaklayamazsınız kardeşim, yani. Tabii ki. Hayır. Patronajda konuşursun, bir önlem olarak alırsın bunu. Yani serbest piyasa koşulları içerisinde adam der ki geçen ben bunu çıkarıyorum kardeşim. Ama olmaz işte. Senin basın dediğin şey öyle bir şey olamaz. O zaman diyorsun o toplantının bir hükmü olmaz. Geçen gece yarısı İletişim Zidane'la birinin maçı vardı. Zidane'ın arkadaşları. Evet. Ve CNN'de yayınlanan bir gece bir Ronaldo'nun arkadaşları. Evet. Şimdi Ronaldo ve Zidane. Hı. Bana göre de Zidane seyrettiğim futbolcular içinde dünyanın klas en iyi futbolcuları kimdir dersen aklında kalan direkt Zidane gelir aklıma. En klas. Bak Zidane şu an ne işlerle uğraşıyor? Futbol okulu var Zidane'ın, evet. Bilmem neleri var. Hayır maçıydı adı zaten. Hayır maç işte. Evet. Zidane'ı acaba Fransa'da bir televizyon kanalında görmeniz mümkün müdür? L'Equipe Fransa'nın en önde gelen gazeteleri veya işte La Figaro vesaire. Orada ona bir köşe vermemişlerdir Zidane. Muhtemelen vermemiş. Düşünsene Zidane vari bizim bir futbolcu yetiştirdiğimizi. Tüm dünyanın tanıdığı. Nerelerde olur? Bir tane onun gibi var. İşte Hakan Şükür. Milletvekili yaptık. Adam orada oturuyor. Ya sırf meclise gitmiyor, orada oturuyor. Almanya'da acaba Markus Merk gidip Almanya'nın RTL'de, atıyorum yani kanalın ismini, Sat'ta veya bir programda aldı, verdi, gitti, yanlıştı diyebilir misiniz? Yoktur. Gazetelere de bakın. Zaten orada öyledir. Yapamadığı için burada yapıyor. Muhabir, gazeteci, küçüklükten yetişmiş veya bu işin okulunda okumuş. Yani alaylı mektepli denir bu iş. Böyle gider skala. Bizde tam tersi. Çözüm önerilerimden biri buydu. İkincisi de bu Zidane olayını orada da örnek olarak gösterdim. Bizde yasalar... Tabii bütün bunlar konuşuldu ama... Tabii kısa hemen anladım. Bu kadar uzun anlatamadım tabii. Bunu hızlı bir şekilde geçtim. İkincisi yine yasalar bizim ülkemizde maalesef uygulanmamak için var. 5149 vardı bizim ülkemizde. Sporda şiddeti önleme vesaire vesaire kanun. 2004 yılının Nisan'ında çıkmış. Burada her şey vardı. Yani işte falan iş eylemi yapan taraftara şu kadar ceza, bu kadar ceza, bilmem neyi yapana bu kadar ceza. Bir tek şike teşvik yoktu. Ama diğerleri, taraftarların ve yöneticilerin söylemleriyle ilgili tüm cezalar var 5149 sayılı kanuna bakarsanız. Bunu uygulamadılar. Tekrar 6222, 6222 diye bir yasa çıkartıldı. Uh-huh. Hatta şikayet o yasa çıktığında ben burada yine sevgili kardeşimiz Haluk'la bir program yapmıştım. O yasa çıktı, ne olacak şimdi? Ya dedim düzelecek şu. Her taraf güllük gülistanlık olacak. Orada da kinaye yaparak. Uygulanmadıktan sonra sen istediğin kadar yasa çıkart. 6252'ye çevirdi. Numarasının ne olduğu hiç önemli şimdi değil ya. Şimdi uygulayamadılar doğru düzgün. Yeni bir kulüpler yasası daha çıkacak. Dedim onu da uygulayamayacaksınız. Ki ertesi günde haber çıktı, kulüplerin çoğu itiraz etmiş falan vesaire. Dün de Bakan Bey bu konuda neyse devam et. Özür dilerim. Talimat 58 var. Uygulama aşamasına geldiği zaman hop değiştir, başka bir şeye sok. Orada şu örneği de vermiştim hatta. Yine burada da konuştuk bunu. Bizi izleyenler çok iyi bilir. Eski insanların evlerinde Kur'an-ı Kerim vardır. Kılıfın içine konur. En baş köşeye konur. Ama... En baş köşeye de olsa bir şey demem. Yatak odasına konur bir de özellikle. Yatsın diye orada herhalde. Orada tozlanmaya bırakılır. Açılım bundan okunmaz. Dediğim hiçbir farkı yok. Hakikaten de öyledir. Doktor reçetesi gibi. Sen doktora git. Sana reçeteyi yazdı. O ilaçları içersen sen iyileşeceksin. İçmedikten sonra... İlaçları alıyorsun. O reçete kenara koyuyorsun. Neyi ifade edecek o reçete? Sonra vücut kanser de olur. Uğru da türer. Evet. Her yola girersin sağlıksız. İki bu. Üçüncüsü de bunda tabii kısa cümleler. Bu kadar detaya giremiyorsun. Değil mi? Yani toplam 2,5 dakika, 2 dakika ya vardı ya yoktu. Federasyon başkanıyla bunlar konuşurken aramızdaki... hiçbir ses yoktu tabii. Evet. Malum toplantıda. Bu işin 3 Temmuz'la da hiç kimse kusura bakmasın ilişkisi vardır. Dedi. 3 Temmuz'da futbol kirlenmiştir. Ve bu kirlilik temizlenmediği için olay kinlenmeye dönmüştür. Bırakın televizyon programlarını, orayı burayı. Biz sokaktaki vatandaş için konuşacaksak ve bırakın o sokaktaki tırnak içinde cahil vatandaşı. Ben 35 yaşına gelmiş,
ve bu işin öyle veya böyle okulunu da okumuş bir medya mensubu olarak tekrar orada bırak sokaktaki vatandaşı, ben bile bir güzide kulübümüzü batıran, batırma seviyesine getiren, bunda da yetinmeyip UEFA'ya sahte belgeyle bir nevi dolandırarak UEFA'dan ceza alan ve o takımımızın Avrupa Kupası'na gitmesini engelleyen kişiyi Türk futbolunun tepesine getirilmesinden, gelmesinden içim yanıyor dediğim anda oradan ses geldi. Tabii toplantının bunun görüntüleri de var dediler. Bazıları çekti dediler. Yayınlanır mı bilmiyorum. Yok ben ilerleyen görmedik başka. Şu ana kadar internete sızardı bir yere kadar şu anda. Hayır, toplantıdan sonra bir iki kişi bana çekildi dedi. Hatta çağırdılar, gelir misin dedim. Yok hiçbir şey yapma. Gel ben, bir yere git ben. Oradaki U masa olduğu için hazırım direkt. Kaç kişiler? Ya bütün televizyon kanallarının müdürleri, genel müdürleri. Aslında kim gider? Spor önde gelenleri. Televizyon ama yani işitsel olduğu için. Gazete hariç. Televizyonların hepsi orada. Herkesin önünde mikrofon yok. Yani üç kişiye bir neredeyse ortak mikrofon verilmiş. Solumda Kanal 7'den bizim Harun oturuyor. Sağda Faik abi oturuyor. Faik Çetiner. O konuştu, ondan sonra zaten ben aldım. Hazırım da o tarafta. Yani eğilmek ihtiyacı hissediyorum ister istemez. Böyle konuşuyorsun. Yani. Şimdi direkt birebir konuştuğum zaman diğer kişiler anlamıyor. İster istemez oraya eğilip konuşuyorum. Hakaret var. Sayın Başkanım derhal müdahale edin. Susturun. Denildi. O arada oradan yine konuştuğum için seslere ister istemez aşinayız kimin ne konuştuğuna. Uğultu da var. Birebir konuşmalara girmeyelim. Hakaret etmeyelim. Diyen kim? Davut Bey dedi yani. Hoca. Nasıl? Hoca. Bilemiyorum. Davut Hoca. Davut Dursun Hoca, evet. Ben dedim hakaret etmiyorum. Ben olanı söylüyorum. UEFA kararından bahsediyorum. Herkesin bildiği bir gerçek. O arada ama ikili konuşmalara girmeyelim derken Yıldırım Bey şunu dediğini çok iyi hatırlıyorum. Bilmiyorsunuz siz. Sizin gibiler, sizin zihniyetinizden dolayı Türk futbolu bu halde. Türk futbolu bu halde dedi. O arada tekrar Davut Bey bir şey dedi. Oturuyorsun lafını duydum orada. Yıldırım Bey, meğersem orada da ben sana hakaret etsem orada oturamazsın demiş. Onu ben sonra öğrendim. Allah şahidim. Bu ne demek? O lafı dediğini duymadım. Sadece oturursun dediğini duydum ama. Çünkü ikili üçlü konuşmalar oluyor, uğultu da var. Yine konuşmaya çalıştım, devam ettim. Hatta Egemen Bey'i örnek verdim. Yani bu iş sırf medya mensuplarının, oraya çıkan yorumcuların sorumluluğunda değil bu şiddet olayı. Evet, medyada biz de suçluyuz. O kişileri ekrana çıkartmakla. Ki benim programda elhamdülillah öyle bir şey yok. Şovmen yok. Tırnak içinde dedik bak o sanatçıyı çıkartalım falan diyorduk. Bir şaka yollu. Kimdi o teknik direktör olmuş ya? Geçen gün gördüm onu ben bir kanalda. Rezillik. Baraj falan kurdurdu eski hakemlere. İnanılır gibi değil yani. Rezalet. İşte eski sporcular. Bizim yani ilgilenecek kısımlar onlar. Başka şeylerle ilgileniyor. Allah selamet versin. Amin. Dedim üst nasılsa yani altta öyle olur. Egemen Bey'in lafını da söyledikten sonra bayağı bir şey olunca bıraktım. Söylediğim de şuydu yani. Bakan çıkıyor bir toplantıda. Altı. Biz de 6-0'ı silmeye çalıştık, silemedik. Bu hakikaten bir takılmadır. Yani Latife eskiler. Latifedir yani. İnsanlar takılır birbirine yani. Böyle. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu, Beşiktaş. Bunlar da olmayacaksa futbolun bir anlamı yok hakikaten. Bunlar zaten futbolun güzelleştiren şeyler bunlar da yani. Twitter'da da olduğunu yazdım. Kadar. Hatta bana sordular ne diyorsun? Adım ben son derece samimi bir şey. Şaka yolu latifedir. Ama ertesi gün çıkıp keşke işte Galatasaray yöneticileri de burada olsa onların Fransızlarla arası iyidir i̇şte bilmem ne deyince. O latife deyince, değil artık. Evet. İşte ben de onu dedim zaten orada. Bu dedim hiç yakışık almıyor. Evet. Üst nasılsa alta bakıyorsunuz. Ama biraz da üste bakmak lazım. Nasılsanız öyle idare edilsiniz derken baktım lütfen bir şeyler karmaşa oldu. Madem söz vermiyorsunuz ki başında da biz bir aileyiz. Herkes istediğini konuş diyorsunuz. Bunu da söyledim. Ama konuşturmuyorsunuz. Teşekkür ederim. Kapattım. İstediğinizi konuşun mu istediğimizi konuşun mu dediler. Sen yanlış demek anlamış olabilirsin. Demek ki öyle oluyor. Neyse, üç hafta önce beni konuşturmamıştınız ya, ben de orada ben de orada müdahale ettirip sizi konuşturmadım. O işin arkasında da ben varım. Çok iyi. İntikamımı da almış oldum yani. Benimle kolay uğraşmayın. Yapar. Fenerbahçe Kulübü Türk Futbol Federasyonu'nun hakimi ve hamisi olduğu için mümkündür yani. Bu arada ben program öncesi söyledim ama burada da söyleme gereği çünkü çok kişiye söz verdim.
hafta içinde çok telefon aldım seninle ilgili. Çok teşekkürleri var insanların sana. Burada da ileteyim ki ilettiğimi görsünler. Programda kak alnından öp dediler mi? Çok şey söylediler. Yani elini sık bizim olabilecek olanları yap o zaman. İşin en acı tarafı burası biliyor musun? Yani acı derken. Şunu söyleyeyim ben. Yani bu herkesin... senin söylediklerinin toplumsal zemini var. Yani sen ayrık otu değilsin aslında. Tam tersi. İşte onu diyorum ya. Tam bu çok tersi. Acı bir şey çok ya. Geniş bir kitlenin gönlündekileri dile getirmiş bir adamsın. Ben orada yeni bir şey çıkarıyorum. Yeni bir haber. Evet. Yeni bir bilgi. Şimdi mesela ben desem ki yarın Ünal Aysan bırakıyor arkadaşlar. Ya da... Bu haberciliktir ya. Helal olsun. Bak adam şimdi mesela camdan alacağız. Aziz Bey bırakıyor mu bırakmıyor mu şey. Aykut Kocaman. Bir haber değil. Bilgili. Herkesin bildiği. Herkesin konuştuğunu. Malumu ilan ettiğin için kahraman oldu. İlginçtir. Evet. Hakikaten garip. Evet. Hani derler ya ağlanacak halimize gülüyoruz. Doğru. Benzeri de böyle bir şeydi. Tabii o şunu da söyleyeyim ben. Aramadım da kendisini ki göreve geldikten sonra hakikaten de tebrik ettiğim icraatları da olmuştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Naci abi de oradaydı. Yani bu tehditten, hakaretten sonra hiçbir şey yapmaması da garip geldi bana. İşte bizim Türkiye dedirten bir olay. Yani Sayın Bakan'dan bir şey beklemem. Yanındaki Yıldırım Bey ne demek istemiş da... olabilir? Ben hakaret edersem orada oturamazsın. Evet, önemli ama... olan o. Ne demek yani? Korkarım Sayın Başkan Türkçesi de değil. Öyle ya. Yani bir senin söylediğin doğru. Hakaret değil. Bir sert bir eleştiri diyelim. Yani sert bir yani en yok sert bir eleştiri. Yok sert bir eleştiri de değil abi. Herkes tarafından bu UEFA'nın kararı özellikle üstüne duruyorum. Onu orada gündeme yönetimden dolayı, borçlardan dolayı UEFA seni almadı. Kimdir bunun müsebbibi? Tespit. Bu kadar. Sert bir eleştiriye varacak bir tespitte bulunmuşsun. Buna karşılık ben hakaret edersem sen orada oturamazsın'ın, hani benim Türkçem fena değildir. Ama bunun anlamını anlamadım yani mesela. Eyüp'le ilgili ne biliyor olabilir mesela? Orada oturamayacak. Hakaret edersen. Yani, bilmek ayrı bir şey de hakaret etmeyi. Yani, evet, ben mesela şunu dese anlarım. Yani ben istesem seni orada oturtmam. Böyle bir gücü vardır Sayın Başkanım. Allah var şimdi ya. Değil mi? Ya. Vardır. Yani bunu anlarım ya. Bu şeydir hani benim çok param var. Ya da benim babam çok zengin. Ben istediğim yeri işte... Ya bu şirkete reklam veriyorsa bu televizyon. Olabilir. Reklamı vermez en bunu anlayabilir. Türkçe olarak anlaşılabilir bir şey bu. Yani ama söylediğinin Türkçe olarak da anlaşılır bir şeyi yok Sayın Başkanım. Ben hakaret edersem orada oturamazsın. Yani sıkıntı zannettiğimizden çok daha fazla. Çünkü Türkçe'de bilinmiyorsa o zaman anlaşamayız kesinlikle. Böyle de bir sıkıntı var. Yani enteresan bir olaydı velhasıl. Tabii ne istiyorsun? Tebrik edenler de vardı ama dediğim gibi... Tebrik edilesi bir durum değil aslında. Değil aslında değil ama aslında. Bu haldeyiz. Destek verenlere, arayanlara bir kez daha ben Twitter'dan teşekkür ettim ama buradan da teşekkür edeyim. Tabii reklam peşinde olduğumu söyleyenler de var. Tabii bir şey olsaydı ben o gün en az iki tane televizyona çıkardım. Ertesi gün bir çırpıda sayacak olursam 4 tane önemli radyo. Bunun için spor kanalı da var. NTV Spor'a onu da söyleyeyim bir tanesi. Yok yani herhalde canım böyle bir şey zaten. Hiçbirine çıkmadım. Söylediğim de şudur. Ben söyleyeceğimi orada söyledim. Bunun üstüne söylenecek bir şey yok yani. Keşke evet. Önceleri de basında çıksaydı. Yani bu muhabbetin ilk kısımları. Kesinlikle bence. Spor programlarına katılan yorumcu. Bir altına spor yazarı yazıyoruz. Bu rezillikten de keşke bahsetselerdi ama bahsedemezler çünkü öyleler. Biz vallahi bunu defalarca bu programın başlangıcından beri de konuştuk. Evet. Yani futbol yani federasyonunun başındaki şimdi gazeteci diyorsun, yazar diyorsun, spor gazetecisi, yazarı diyorsun. İddialı bir laf edeyim. O denilen kişilerin %90'ını alın. Ya bana yanlış anlamasın izleyiciler de şuraya bir dilekçe yazsana deseniz yazamazlar. Yani yemin etmiyorum ama yazabileceklerine inanmıyorum ben. Mutlaka. Ama hepsinin köşesi var. Hepsi milyon dolarlarla yorumculuk yapıyorlar. Yok ya o kadar ve hiçbiri de gazeteci değil. O kadar değildir. Ondan sonra neden böyle? Daha fazladır Erdal. Ya milyon dolar daha fazladır. Milyon dolar olmasa bile kardeşim şöyle düşün. Mesela Tümer gibi bir adamı orada atıyorum. Yani yanlış anlamasın kesinlikle Tümer. Burada Tümer'i kötülemek için söylemiyorum ama. Tümer nispeten seviyorum. Hayır yani o örneklemek için söylüyorum. Yani çok bariz görünen şey yayıncı kuruluşta olduğu için. Mesela Tümer'e verilen para anasının aksütü gibi helal olsun o da ayrı bir konu da. Tümer'e verilen parayla orada 5 tane insan, 6 tane insan çalıştırılabilir. Neyse, yani ihtiyaç varsa ya da buna benzer diğer kanallarda. Olur.
Az mı? Yapılabilir bunlar. Bu ama şu noktada hani burada çok sizinle aynı yerde duramıyorum. Sonuçta liberalizm dediğimiz böyle bir şey. Yani ben oturttum oldu kardeşim. Yani bu serbest piyasa. Evet. Yani buna müdahaleyi işte çok doğru bulmuyorum. Yani onu yaptıktan sonra... Yani doğrusunu isterseniz böyle bir şeye müdahaleyi çok doğru bulmuyorum. Yani şikayet etmeyeceksiniz. O toplantının amacını da özür dilerim anlayabilmiş değilim. Yani o toplantının amacını da anlayabilmiş değilim. Sevgili Davut Dursun benim hocamdır. Ders almışlığım var kendisinden. Türkiye'deki demokratikleşme süreciyle ilgili de çok istifade ettiğim bir adamdır. Onu öğrenmek anlamında. Doğrusu hocayı sormak isterim. Yani sahiden bu demokratikleşme, yani ne amaçladınız siz bununla? Ya açık açık şunu deseydiler mesela, şike konuşulmasın mı deniyor? Ya da böyle bir şey oldu mu? Yok sahi? Öyle bir şey yok. Ha yok değil mi böyle bir şey? Yani, tamam. Ama anladım. Ya bu tip şeylere... İşte muhabbetin en başına dönelim. Serhat Bey, Sayın Ulu Eren denetleyici oldu. Başına denetlemenin başına. Şey belirleyelim dediler. Madem bu toplantıyı yaptık hani bir sonuç olsun. Dışarıya çıkacağız, konuşacağız. Ne diyeceğiz? Ne yaptık ya? Orada bir sonuç olsun. Bir... İşlem bu orada yani bu görev tanımı eden... orada mı? Orada mı çıktı? Tabii. Bu tavsiye üzerine böyle bir şey yapıldı. Mehmet Şeyhu abimiz Samanyolu Televizyonu'nun spor müdürü. Onun tavsiyesi üzerine. Ve evet biz de böyle düşünüyoruz zaten dedi Hasan. Ve kim olsun dediler hemen Mehmet Bey'e yazalım. Hemen ikinci kişi Şansal Bey'di. Bu da oradaydı çünkü. Kabul etti mi? Şansal Bey siz de yazıyoruz dediler. Ben hayır olmak istemiyorum. Sadece bu kadar. Birkaç kişiye daha göre Faik Bey'e söylediler. Benim işim çok yoğun. Ya yapamayabilirim falan. Ya bir şey olmaz ne olacak deyince. Serhat peki siz kimden çıktı? Öyle olsun denildi. Çok ciddi. 4 kişi belirleyeceğiz dediler çünkü. 3-4 bu arada kim olabilir, kim yapalım? Bunu belirleyen Rütük Başkanı ve yanındaki ekabiz. Serhat Bey siz yapar mısınız dediler. O da yaparım dedi. Şey o ya, ama oraya onları eleştirmek için toplanıyorsunuz. Ya hakikaten. Yo, yaramaz çocuk, ben bir tanesini başına getiriyorsun ya. Olacak şey değil ya. En yaramazı. Sorumluluk verilir ya. Sınıf başkanı yapılır. Sorumluluk verilir ya. Belki öyle bir şey olabilir ya. Ortaokulda okurken sınıfın en çalışkanı. Evet. İlk orta bir de öyleydi. Kim çalışkan? Evet. Sınıf başkanı. Ama baktılar baş edemiyorlar. İkinci dönem en yaramaz, en böyle kanı hızlı akan kişi kim? O sınıf başkanı olmuştu bizde. Belki onun için düşündüler. Bir kişi daha vardı. 4 kişiydi çünkü. İsmini hatırlayamıyorum. Bir de TSYD'den biri gidecekti. Böyle de bir denetleyici. Güzel, yararlı bir toplantı olmuş. Bu hayırlı olsun. Yararlı toplantılarımızın devamını. Ya şuradan şu sonuç çıkıyor biraz da. Türkçemizde çok güzel bir atasözümüz var. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. İşte öyle olmuş. Yok, kovarlar. Hayır ya, kovarlarmış derken tabii ki kovarlarmış. Yani orada öyle bir tepki aldı. Neticede Eyüp kardeşimiz, arkadaşımız. Neticede son derece gayet normal insani bir şeyden bahsetmiş. Ama şu var, bizim futbolumuzdan hakikaten bir şey olmaz. Onu da söyleyeyim. Futbolun orada, yönetenlerimizden bir şey olmuyor ki futbolumuzdan olsun. Orada süre olsa onlar da konuşacaktı da olmadı. Ya federasyon başkanı konuşmaya başlıyor. Kullandığı ilk cümle, biz Türk futbolunun ekonomisini geliştirmek için buradayız. Senin amacın Türk futbolunu geliştirmek. Ya, ekonomiyle yani parayla. Türk futbolunun ekonomisini büyütmek. Gerçekten mi? Tabii ki. Bu mudur yani? Böyle bir birincil. Tabii ki. Böyle bir amaç olabilir mi yahu? Para. Her şey para. Şu son 1,5 senede yaşadıklarımızı da düşünün. Ya, kulüplerin, Anadolu kulüplerinin tavrını düşünün. Ya, para diye kavramların içi boşaltıldı. Aynen. Burada can kızmasın da bir lan diyor. Ne var ki landa? Denilebiliyor. Başka bir küfür eder canım ne olacak spor camiasının içinde herkes ediyor diye denilebiliyor işte. Paradır hep insanı bu hale getiren. El hareketi yapıyor ne var canım o da olur ya sporcular hep yapıyor yani. Hem zaten Portekiz'de o başka bir şey anlamına geliyor denilebiliyor. Nereye gidiyoruz? Hakikaten federasyon sitesini açtım. Misyon Türk futbolunun ekonomisini bir orada da onu yazıyor. Belli ki Yıldırım Bey orayı da ezberlemiş herhalde ondan söylüyor. Amaç bu. Türk futbolunun ekonomisini büyütmek. Bu düşünceyle sen kimi yetiştirebilirsin Allah'ını seversen? Kim çıkabilir? Ekonomicilerden birkaç kişiyi bulup monte etmek lazım federasyona. Allah sonumuzu hayretsin. Abi. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra özellikle Can'a çok söz düşecek. Fenerbahçe'deki gelişmeleri kendisinden alacağız. Sadece Can'a. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Gündemde Aykut Kocaman Fenerbahçe Teknik Direktörlüğünü bırakacak mı, bırakmayacak mı muhabbeti var. Karabük yenilgisinin ardından cumartesi günü istifa kararını açıklamıştı Aykut Kocaman Hoca ve
o gece başkanla birlikte yaptığı ve futbolcuların da katıldığı toplantıların ardından ikna edildiğine ve Aykut Hoca'nın görevine devam edeceği yönünde iddialar da ortaya atılmıştı. Bundan bir iki saat önce sanal alemde Twitter'da hayır Aykut Hoca kesinlikle istifa etti diyenler de vardı. Can Gebetaş Fenerbahçe'yi yakından biliyor, yakından takip ediyor. Nedir, ne değildir? Süreçten başlayalım. Karabük maçı akşamı, perde arkası olayların, Aykut Hoca'nın... Aslında onu herkes biliyor artık. Yani peki, nelerin olduğunu şöyle sorayım. Aykut Hoca görev devam edecek mi? Ben Aykut Hoca'nın %90 olasılıkla göreve devam edeceğini düşünüyorum. Hatta bana gelen bazı bilgilere göre de yarın da kulübe gidip transfer çalışmalarıyla ilgili bir takım görüşmelerde başlayacakmış. Dolayısıyla, İş bu safhadaysa görevdedir yani. Evet, o zaman yani ben öyle düşünüyorum. Tabii hani Süleyman Demirel'in de meşhur bir lafı var. Türkiye'de siyasette 24 saat çok fazla bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu da yani sonuçta bir politika kulüpler. %10'luk dilimi her zaman için bir kenarda bırakmakta fayda var. Resmi açıklama da yapılmış gibi görünüyor ama dediğim gibi zaten çalışmaları da hazırlanmış. Transfer listesi de hazır. Özellikle hangi bölgelere transfer yapacağı. Bizim vaktimiz sınırlı. Biz 90 evet. dakikaya yapabiliyoruz ya yapamıyoruz. Öyle diğer programlar gibi sabaha kadar gitme durumumuz yok. Uykumuz gelir o zamana kadar bizim. Şöyle sorayım. Peki bu yaşananlar daha önce Aziz Bey'in de gittim, aha geldim, gittim, bak geldim, gittim işte geldim tarzında 3 sefer gidip 4 sefer gelmesi. Aykut Kocaman'ın basına yansımasa da ama içeriden gerek futbolcuların gerekse senin gibi sizin gibi yakın kaynakların bildirdiğine göre belli karşılaşmaların ardından birisi Kasımpaşa'ya diyelim. Birisi de yine Türkiye Kupası'nda Malatya. Ha Malatya geçen malum evet, sezondaki, evet, o sezondaki tartışmalı sezonun devre arasında yansıyan. Evet. Onun ardından istifa etti yönde açıklamalar. De Konya'dayken yani, var. Konya Teknik Direktörüyken var. O Aykut Kocaman'ın direkt profiliyle alakalı bir şey. O çok uzun süre ona gelsek. Sadece Fenerbahçe'deki halini ben masaya yatırmak istiyorum. Devamlı surette Aziz Bey'e dünya kulübü, dünya kulübü lafı var. Ya şu yaşananlar, özellikle şu 2-3 gündür yaşananlar. Ya dünya kulübü mü? Ya Fenerbahçeliler yine kızacak ama mahalle kulübü mü? Hakikaten nasıl bir yönetim şeklidir? Nasıl bir idare şeklidir bu? Neler yaşanır orada? Yani Fenerbahçelisin, söylüyoruz. Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsun. Yakışıyor mu bu yaşananlar? Ya Fenerbahçe bir dünya kulübüdür. Yani içerisinde bulunan 2-3 günlük zaman dilimi ya da ne bileyim teknik direktörün fevri davranışı, başkanın fevri davranışı bu gerçeğin önünü kapatmaz, değiştirmezdi. Öncelikle ona söyleyerek başlayayım. Şimdi tabii burada çok ciddi bir sıkıntı var. Yani mağlubiyet aldığınız her maçtan sonra istifayı düşünüyor gibi bir görüntü çizmeniz futbolcular neslinde de kafalarda ciddi bir soru işareti bırakır. Yani bir hocanın takımına pamuk ipliğiyle bağlanıyor gibi bir imaj çizmesi oyuncuların takıma katkısı, hocaya bakış açısı, takımın futbolu, takımın maçlara hazırlanış biçiminde ciddi etki yaratır. Ama hep geldiğimiz bir nokta var. Sayın Aykut Hoca 3 Temmuz süreciyle birlikte çok duygusal anlar yaşadı. Ve bu duygusal travmaların sonucunda çok ciddi yoruldu. Zaman zaman işte ailesinden ve yakın çevresinden de artık çok yoruldun diye bir takım serzenişler de geliyor olabilir. Tüm bunların alt alta yazılmasıyla ani fevri kararlar alıyor olabilir. Ama dediğim gibi bu sıkıntı yaratmaya da başladı aslında takım içerisinde yavaş yavaş. Çünkü bir hocayı futbolcular sürekli geri çağırırsa az önce de dediğim gibi bu futbolcuların psikolojisinde de hoca imajını, kafadaki hoca imajına ciddi etkide bulunur. Şimdi Karabük maçına bakıyorsunuz takım 3-1 kaybetmiş. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmışsınız. Önünüze Bate Borislav diye bir takım gelmiş. Geçme olasılığınız zaten %70 civarlarında. Bir kazaya denk gelirse o ayrı. Yani elenmeniz bir kaza. En azından olabilir. Çıkmış gruplardan. Tabii yoluna devam ediyor çıkmışsınız. Türkiye Kupası'na bakın. Trabzonspor ve Fenerbahçe var. En önemli iki rakibiniz Beşiktaş, Galatasaray yok. Şampiyonluk yoluna bakıyorsunuz. Sezon bitmiş, liderin 6 puan gerisindesiniz. Şimdi böyle bir tabloda zaten hocanın istifa etmesini gerektirecek bir kötü sonuçlar zinciri yok ki. Dönün Aragones dönemine bakın. Aragones dönemi bundan kat kat kötüydü. Kat kat kötüydü. Yani Aykut Hoca'nın tüm... Ama işte gideceğim dedikten sonra onun üstüne gitmenin... Ya şöyle... Adamı nedir? Ya şimdi bazen... Yani dediğin gibi gitmek isteyen bir adam. Şimdi onu geri getirdikten sonra... Bazen kimdir ben... hoca? Hoca kim olacak şimdi yani? İşte şimdi onu söyleyecektim. Aziz Yıldırım mı? Aykut Kocaman mı?
Ya bazen... Ve hatta senin dediğin gibi oyuncular mı kendi kendilerinin hocalıklarını yapacaklar? Şimdi burada başkanın geri döndürülmesine, Aykut Hoca'nın geri döndürülmesine yönelik baskılarını mı eleştiriyoruz? Yani yapmaması mı gerekir? Yani onu mu anladın? Ben şunu diyorum zaten. Evet. Hayır, ben Fenerbahçe'li izleyenler de bilgilensinler, bazı şeyleri öğrenmeye çalışsınlar diye soruyorum. Benim kendi fikrimi sorarsan ben bunu defalarca burada da dedim. Aziz Bey için de dedim yani. Özellikle içeriye girmiş, Allah kimsenin başına vermesin. Çıktıktan sonra ruh hali bozuk, psikolojik tedavi görmesi lazım. Ve son açıklamalarını da gördüm zaten o televizyonda. Ben kendisini kale almıyorum. Alınabilecek gibi değil. Allah kurtarsın. Yani sağlık her şeyden önce gelir benim için. Allah şifa versin gerçekten kendisine. Aykut Hoca'nın da geçen haftalarda burada hatırlarsın. Ya bu yormuş süreç belli kendisine. Durmadan yok bir 3 Temmuz. Ne geçen yine bir maçın derbinin ardından işte. Futbolda, oyunda topun kalma süresinden falan böyle garip garip şeylerden. Ha tabii vardır bunlar futbolun içinde ama. Durduk yere birden ona çıkartması. Ama yani Aykut Hoca'nın koşu mesafeleri bilmem ne. Ya Aykut Hoca'nın bu söylemleri, Aykut Hoca'nın bu söylemleri işte hakikaten... Ruh halinin bozukluğunu gösteriyor. Hayır, ben ona psikolojik olarak. Kesinlikle. Aykut Hoca'nın bu söylemleri Avrupa'daki kaliteli futbolun istatistiki verilerine göre Türkiye'de de uygulanmasını istemesinden kaynaklanıyor. Yani bunu o doğrultuda değerlendirmem. İstifa edip gidip gelmesini bitireyim de. İstifa edip gidip gelmesi noktasındaki eleştirilere katılırım. 3 Temmuz sürecinde yaşadığı duygusal travmanın bir sonucu olarak anlık kararlar verebiliyor, fevri davranabiliyor eleştirisine katılırım. Şeye de geleyim. Hani Sayın Başkan Aziz Yıldırım müdahale etmeli miydi? Gidip gelmesini veya tekrar geri dönmesini sağlamalı mı, sağlamamalı mı? Bazen bu tarz hamleler sezon sonunda şampiyon olmanızı doğuracak sonuçlara kadar gidebilir. Dolayısıyla bugün Sayın Aykut Kocaman'ı takımı bırakmış olması, sezona giriyorsunuz. 2 Ocak'ta sezonu açacaksınız. 10 günlük bir zaman diliminiz var. Yeni bir hoca getireceksiniz. Yeni hoca oyuncuları öğrenecek. Kimi getireceksiniz o ayrı bir muamma. Devre arasında gelen hocaların takımlara katkıları, oyuncular da dahil olmak üzere her zaman tartışılmıştır. Ne kadar katkı verdiği ki hep de düşük oranda katkı çıkmıştır. Kısıtlı zaman dilimi içerisinde hızlı bir iş yapmaktansa biraz bu şey hani dereyi geçerken atı değiştirmek kolay bir iş değil. Dolayısıyla bu reaksiyon, başkanın vermiş olduğu bu reaksiyon belki de Fenerbahçe'nin hem Avrupa, UEFA Avrupa yolundaki kaderini hem de Türkiye liglerindeki kaderini değiştirebilir. Yani Aykut Hoca'nın istifası ne kadar yanlışsa Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın onu çevirmeyi ve geri takımın başına getirme çabasını da o kadar doğru buluyorum. Sayın Aziz Bey bu konuda aşinadır, onun için fazla sorun olmaz. Yani 3 sefer ben gidiyorum deyip gitmiyor. Tekrar geri gelen ve bunun altyapısını da bizzat hazırlayan ve bilinen malum olaylardır bunlar. Buyurun. Az önceki konuya ilave olarak Aykut Hoca'nın o serzenişini çok önemli bulurdum. Hangisi? Yani topun oyunda kalma süresini arttırmayı hedefleyen ya da bu oyunda kalma süresinin azlığından muzdarip olan ifadesini çok anlamlı bulurdum. Ama cümlenin devamında sanki derbide Galatasaray'ın oyun sisteminin topun oyunda kalmasını azaltan anlayışta olmasını eleştirir gibi bir şey vardı. Yok, aslında oradaki şey hakemin yönetiminin topun oyunda kalma süresini engellediğine dair bir serzenişti. Galatasaray'a yani, yönelik. Mesela bu tip eleştirileri atıyorum hasbel kader kazandığı bir maçtan sonra yapsa o zaman anlarım. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de topun oyunda kalması, az kalmasının müsebbibi hakem falan değil. Bizatihi hocam. Olur mu? Bazen etkiler. Birinci müsebbibi hakem falan diyeceğim. Sahada topun oynamanın. Hakem öyle bir yer. Hani sertliğe göz yuman hakem vardır. Yummayan hakem vardır. Biraz sertliğe göz yumuyorsa oyunu durdurmaz. Oyun hızlı devam eder. Topun oyunda kalma süresi artar. Bunlar önemli şeyler. Bozulan iyi niyeti, kötü niyetiyle alakalıdır yalnız. Yok. Bunların hepsinden etkidir. Tabii ki takımın stratejisi de etkidir ama hakem de önemli bir etkidir yani. Peki. Orta sahada vereceğiniz ikili pozisyonlarda iki tane foul. Oyunun bir anda oyuncuların neslinde gidişatını, bakış açısını, oyuna bakış açınızı tamamen bunu değiştiriyor. Bunu kötü oynayıp kaybettiği bir maçtan sonra söylerse ciddiye alırım. Tıpkı ya da 3 Temmuz'dan sonra güç dengeleri değişti derken ki samimiyetine inanmadığım gibi buna da inanmıyorum ne yazık ki. Geçen sene Ordu maçından sonra söylemişti galiba değil mi? 3 Temmuz sonrası. Ya 2 hafta önce yine söylüyor canım. Geçen sene Ordu maçından sonra şöyle demişti yani hakem hatasına binaen. 3 Temmuz'dan sonra güç dengeleri değişti. Hakemler de buna göre karar veriyor.
Şimdi mesela bir gazeteci çıkıp sormalıydı Aykut Hoca'ya. 3 Temmuz'dan önceki güç dengelerinden memnun muydunuz Sayın Hocam? Değildi. Yok, yani, öyle diyordu ya Şenol Hoca şey Trabzonspor'a dedi ya penaltılar irdelensin. Yani, şimdi o zaman Aykut da Kocaman Türk futbolunda benim saygı duyduğum toplasan 15 isimden biriydi bundan 2 sene öncesine kadar. Yani ta ki Trabzonspor'un penaltıları irdelensin cümlesine kadar. Hatta garip bir şey söyleyeyim. O sezonun Trabzon'da oynanan maç için sahaya çıktığında ben o maçtaydım, basın tribündeydim. Aykut Kocaman'ın alkışlandığını hatırlıyorum ben yer yer Trabzon tribünlerinde. Yani Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk Trabzon'a gelişidir o. Aykut Hoca'nın alkışlandığını hatırlıyorum ben. Keza Ankaraspor'un başındayken Trabzon'a geldiğinde Aykut Hoca'nın sebebi de şudur herhalde. O 96'daki yaptığı sadece o değil. Yani söylem. O süreçte çizdiği bir Aykut Kocaman kimliği, bir Aykut Kocaman duruşu var. Şimdi bu açıklamalara bakınca yani 3 Temmuz'dan sonraki güç dengeleri değişti. Hakemler de ona göre karar veriyor demek şu demek aslında. 3 Temmuz'dan önce iyiydik. Kaldı ki değiştiği falan yok. Türk futbolunda güç dengeleri hala Galatasaray ve Fenerbahçe'den yana. Hala iki sarı Türk futbolunun en çok gözetilenidir. Yanına ister laciverti koyun ister kırmızıyı koyun. Gerçek değişmez. Üçüncü sırada Beşiktaş gelir. Dördüncü sırada Trabzon gelir. Atıyorum Trabzon'la Eskişehir'i mukayese edersen de Trabzon önce gelir. Bunda renk falan dertleri yoktur egemenlerin. Egemenlerin derdi daha çok satanı daha öne çıkarmaktır. Az önce söylediğimiz ekonomi mantığıyla hareket ederler. Yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı daha çok sevdiği için değildir bu işler. O daha çok sattığı içindir. Bütün bunlar o yüzden olur. Şimdi bütün bu olan bitene karşı bir Aykut Kocaman duruşu görmüyorum ben. Dolayısıyla da ister istifa etsin, ister etmesin. Bende sarsılan algıyı değiştirmeyecek Aykut Hoca. Çok önemli midir onun için? Çok önemli değildir herhalde. Yani Erdal ne düşünüyormuş? Çok da önemli değildir. Bu süreçle alakalı başka bir gözlem ve düşüncemi söylemek istiyorum. Aykut Kocaman'la ilgili mi? Aykut Kocaman Fenerbahçe süreciyle ilgili. Şimdi şöyle bir algı oluşturuluyor Fenerbahçe cephesinden. Bunu hazırlayan bir tribün grubu sanki. Yani bütün bunların müsebbibi. Salt bir tribün grubu. Atıyorum sayısı 100 olur, 200 olur, 500 olur, 1000 olur neyse. Ama belli bir grup sanki bu işi organize ediyormuş gibi bir algı yaratılıyor Aziz Bey tarafından. Bunun böyle olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani sokağın dilini önemseyen biri olarak söylüyorum bunu. Tribüne gitmeyen, internet kullanmayan, çok fazla kullanmayan geniş bir kesimin de hem Aykut Bey için hem Aziz Bey için ciddi soru işaretleri taşıdığını düşünüyorum. Bununla ilgili birkaç hafta önce senin sorduğun soruyu da beraberinde düşündüm aslında. O günden beridir. Sokakta soruyorum. Yani dedin ya şike sürecinin, bütün bu delillerin, tapelerin sarsamadığı yapıyı Alex sarstı demiştin ya. Onunla beraber düşünüyorum bunları. Tek başına Alex değil. Mesela bence askerlik meselesi ciddi bir kırılma. Şöyle bir adım öteye gideyim. Türk tribün cemaati bana göre şikeyi çok da günah saymıyor. Neden? Şöyle düşünüyor insanlar. Bu ülke futbolunun realitesi bu. Yani atıyorum haram helal bilen bir Fenerbahçeli şöyle düşünüyor şike konusunda. Türk futbolunun gerçeği bu. Galatasaray'da yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor. Fırsatı olsa Trabzon'da yapar, fırsatı olsa Eskişehir'de yapar. Aziz Bey yapıyor. Bu bir oyun. Bu oyunda da böyle şeyler var. Herkes yapıyor. İşte Aziz Bey de yaptı. Böyle bakıyor. Dolayısıyla bunu meşrulaştırıyor bir şekilde kafasında. Söylem olarak da şöyle diyor. Ya herkes yapıyor. Dikkat ederseniz bu herkes yapıyor söylemi çok yaygın sokakta. Herkes yapıyor. Önemli bir savunma barajı herkes yapıyor. Bunu, ama mesela herkes askerlikten kaçmıyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Önemli bir kırılma olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe cemaatinde. Alex artı askerlik söyleminin önemli bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi tepkilerin en az Aykut Hoca kadar aslında Aziz Bey olduğunu düşünüyorum. Gökmen hiç konuşmadın sen bu konuyla alakalı. Türkiye liglerine baktığımızda efsaneleşmiş işte başarılarıyla Türkiye'nin en önemli teknik adamı olarak değerlendirilen kaç tane isim var? 2 tane. Fatih Terim, Mustafa Denizli. Türkiye'de gidiyorum yani. Milli takımı dahil etmiyorum bunun için. Niye Türkiye'yi dahil edelim? Şenol Hoca niye değil?
ya şimdi Fatih Terim, Mustafa Denizli'yi Türkiye'liklerinde yaptıklarıyla... Niye Şenol Hoca değil? Yani sahi de söyleyelim bunu ya. Ya buna çok sert tepki veriyorum. Neden biliyor musun? Hayır yani ya Şenol Hoca... Bir profesör Hoca şöyle yazmıştı geçen gün ya. Profesör adam ya. Fatih Terim milli takımın başında olmalı. Ya da Mustafa Denizli olmalı. İfadeler aynen böyle. Fatih Terim, Mustafa Denizli. Devamında şöyle dedim. Şenol'la Ertuğrul çok yıprandı. Bak Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol'la Ertuğrul çok yıprandı. Bu arkadaş profesör beyefendi. Şimdi Şenol Hoca neyi yapmadı Türk futbolunda ligde mesela? Şampiyon mu olmadı? Oldu çaldılar. Yani mahkeme 8 maç şike yaptı diyor mu? O zaman kimin o şampiyonluk hakkı? Şenol Hoca'nın. Şampiyon mu yapmadı? Mesela Fatih Terim Ankara Gücü'nü mü şampiyon yaptı? Mustafa Denizli Kocaeli Spor mu şampiyon yaptı? Nedir onları diğerinden farklı kılan? Yani Şenol Hoca'dan farklı kılan? Çalıştırdıkları takımları şampiyon yapmaları devamlı. Kimi yaptı? Ya, keşke onu Galatasaray. Bu hafta hazırlayacaktım. Galatasaray kaç Mustafa kere şampiyon Denizli. Yaptı Fatih Terim? Fatih Terim tamam o... Mustafa burada. Denizli... Mustafa Denizli'nin Galatasaray'a şampiyon yaptı. Yaptığına inanmam. Yani, mümkün o değil. O geçiş döneminde o işin başındaki adamlardan bir tanesi de Mustafa değil. Denizli'ydi. Dervaldi. Yardımcıydı. Dervaldi. Takımda o zaman geçen sene Galatasaray Ümit Davala şampiyon yaptı diyebilir misin? Ya o zaman şöyle değerlendirin. Böyle bir şey. Şöyle değerlendirin. Mustafa Denizli hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'ı şampiyonluğunu can anlatsın Aziz Bey'in neler söylediğini. O da bir farklı onları bir şey. Hepimiz biliyoruz. Yani burada şimdi kalkıp Şenol Hoca'yı niye değerlendirmiyoruz demek son derece yanlış. Şenol Hoca da sayılır ben başka bir şeyden Hoca da vardır. Şu içinizde Erdal Trabzonsporlu olabilir, Trabzon'da olabilir ama içinizde Şenol Hoca'yı en çok seven, ikili ilişkilerde hakikaten çok saygı duyduğum insanlardan bir tanesiyimdir ben. Yani Şenol Hoca'ya haksızlık yapmıyorum. Yani Türk futbolunun realitesine, gerçeklerine baktığımız zaman Şenol Hoca bunlardan sonra gelir. Ne yazık ki keşke bundan önde olsa. Ha senin milli takım dediğin konuya gelirse, bugün milli takım için bir teknik direktör aranıyorsa, milli takım başına gelebilecek tek teknik direktör, bana sorarsan Türkiye liglerinden bir yerli teknik direktör düşünüyorsak Şenol Güneş'tir. Çünkü milli takım realitesinde baktığın zaman milli takımı Şenol Güneş'ten daha öteye götürebilen bir teknik direktör yoktur Türkiye'de. Yerli teknik direktör. Yabancılarda da yok zaten de. Yani o ayrı bir konu. Benim aslında değinmeyi istediğim söz... Sen yanlış bir... saptamaya gidiyorum tamam. Zannettim. Beni tamam. O şekilde girdin. Benim demek istediğim şu. Şimdi bu adamlar Türkiye liglerinin önemli teknik adamları. Bunlar nasıl önemli teknik adamlar olmuşlar? Yaptıkları başarılarının yanı sıra kişilikleri, karakterleri, camialarına verdikleri güven, yöneticilerle aralarındaki kalın duvar, bu kalın duvar derken belli çizgileri vardır bu iki ismin. Bu olur ya da olmaz derler. Çizgileri bellidir, kriterleri bellidir, duvarların yüksekliği bellidir. Fakat Aykut Kocaman, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak hakikaten bu süreç içerisinde bu adamlardan birisi olabilme yolunda ilerleyebilecek, Erdem de değindiği gibi karakter olarak hakikaten taraflı tarafsız herkesin saygı duyduğu, beğendiği, sevdiği bir insandı. Fakat Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü döneminde hepimiz şunu gördük. Yani bugün Aykut Kocaman Fenerbahçe Teknik Direktörü'nden ayrıldığı zaman aklımızda kalacak olan şeyler iki tane şey kalır. Bir tanesi şike sürecinde bir teknik direktörün yapmaması gereken birçok şeyi sahiplenmesi. İki de bir çıkıp istifa ediyorum demesi. Yani şimdi sen koskoca Fenerbahçe Teknik Direktörüsün. İstifa ediyorsan yazarsın istifanı, çekersin ve gidersin kardeşim. Ben istifa ediyorum, küstüm oynamayacağım, ben mızıkıyorum. Seni geliyor futbolcuları ikna ediyor. Şimdi sen bu futbolcuların karşısına çıkıp hangi otoriteyle arkadaşlar bu maçı alacağız ya da hangi şekilde otorite kurabileceksin ki? Ya da camianın üzerinde nasıl bir otorite kurabileceksin? Yöneticiler üzerine nasıl bir otorite kurabileceksin? Yani seni böyle kulağından tutup oynayacaklar. Sen o yola doğru giden bir adam haline geldin. Sen Fenerbahçe teknik direktörü, zamanında Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından birisi olan Aykut Kocaman imajını yerle bir edip çok kötü bir teknik direktör, çok kötü bir yönetici imajı yerleştirdin insanların kafasına. Ya istifa ediyorsan çeker gidersin kardeşim. Yani şimdi sen buradan ayrılmaya karar verdiysen şu ekranlardan evet son programımız bundan sonra sizle birlikte olacağım dediğin zaman bir sonraki hafta tekrar bu koltukta oturup ekranda duruyorsan izleyici şunu söyler. Ya ben dışarıdan izleyici olsam bu ne ya geçen hafta böyle bir istifa etmişti der kanalı zaplarım izlemem. Niye? Çünkü senin samimiyetsizliğine inanırım. Şimdi ben Aykut Kocaman'ın samimiyetsizliğine inanıyorum. Ya koskoca adamsın. Koskoca Fenerbahçe camiasını sen böyle kendi kişisel, belki kişisel de olmayabilir egoları. İşte ne bileyim
gelen tepkiler ya da hak etmediği belki de bizim bilmediğimiz başka bir şeyler dönüyordur tırnak içerisinde, kulüp içerisinde. Çünkü bir teknik direktörler falan işte taraftarlar hadi istifa et git falan dediği için istifa etmezler. İçeride başka muhabbetler döner ve hakikaten geri dönülmez birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar noktaya geldikleri için teknik direktörler, yöneticiler ya da başkanlar istifa ederler. Benim bugüne kadarki gazetecilik tecrübelerimde ben bunları gördüm. Yani bundan sonra ne olur o zaman? Ha, bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olacağız? Gayet Aykut Hoca devam Aykut ediyor. Aykut Hoca bugün Fenerbahçe teknik direktörüne devam ediyor olsa bile arada evet devre arası var. İlk devrenin 5. 6. haftasına kalmadan, ikinci devrenin 5. 6. haftasına kalmadan ya ben istifa ediyorum, gidiyorum der ve bu sefer hakikaten Aziz Yıldırım'ın burasına gelmiş olur. Hadi gitme kardeşim sen de mi uğraşacağım der. Veya da şartlar onu öyle bir hale getirir ki beraber giderler. Yani böyle tasını tane eskiden olurdu. İşte kamptan futbolcuları kaçardı ya da eşyalarını toplar kaçar giderlerdi. Bir daha hiç onlardan haber alamazdık ya. O şekilde hale gelir. Ya bunun başka bir alternatifi yok. Çünkü senin otorite kurmak üzerine görevlendirildiğin bir kuruluşta otorite kuracağın insanların sana otoritesi kalmamıştır artık. Mümkün değil olabilmesi yaşananlar ya. Ya düşünsenize Volkan, Selçuk, işte diğer futbolcular Aykut Kocaman'a gidip hocam ne olur bizi bırakma diyorlar. Ya bundan daha kötü bir durum olabilir mi bir idareci için? Az önce ben mahalle kulübümü, dünya kulübümü derken de bu tip şeyleri kastettim. Fenerbahçe bu şekilde küçültemez Aykut Kocaman. Neden Aziz Yıldırım kimsenin hakkı değildir? Onu dedim. Mesela düşünebiliyor musunuz? Şimdi Aykut Kocaman'ı bir kenara koyup tırnak açıp sportif direktörlük denilen olay Avrupa'da önde gelen kulüplerde, hatta önde gelmeyen kulüplerde de vardır. Yönetimi zaten orada hiç görmezsiniz. Bu işleri organize ederler, bakarlar, transfer çalışması kaldırır, kurar, bunu yapar, bunu yapar. Hocayı belirler, getirir koyar. Tabii. Şimdi dünya kulübüne bak abi. Aykut Kocaman gidecek, teknik direktör, sportif direktör de gidiyor. Böyle bir trajikomik bir durum olabilir mi ya? Sportif direkt müessesi dediğimiz şey. İşte yok işte bizim ne kadar içimize sindiremediğimiz, oturtamadığımız bir durum olarak bunu söylüyorum. Yani çıkıp hem sportif direktör olarak hem teknik direktör. Öyle bir şey olamaz. Şunu diyorum ben. Sportif direktör teknik direktör giderse, hayır onu tabii ki. Tamam, teknik direktör giderse oraya hoca bulacak kişi başkan değildir. Sportif direktör bulur. İşte ne kadar çarpık bir düzenimizin Türk futbolunda olduğunun bir göstergesidir. Onun için söylüyorum. Reklama gidelim diyor arkadaşlar. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. 4x4 futbolda birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Kerem Akbeylerin teşekkürleri var, tebrikleri var. Cevdet Ayakan Demir, Barcelona'nın basında kendisi de şampiyon olsa şampiyon olur. Rizespor'a geldiği gün başbakana selam çakan Denizli demiş. Denizli'nin Mustafa Denizli'nin Rize ile anlaşmasına dair herhalde bir mesaj olsa gerek. Bu gidişle tribünde yönetimlerin paralı askerlerinden başka kimse kalmayacak mesajı var ki bu özellikle herhalde Aziz Bey'in ben işte hapishanede yattım o kadar falan kimse sahip çıkmadı. Buna benzer herhalde açıklamaları olmuş diyeceğim. Ben fırsat dinlemedim. Bir kere tribün gruplarıyla ilgili belki. Ben bir sene Fenerbahçe için hapiste yattım. Sizler ne yaptınız gibi bir açıklaması var taraftarlara. İşte. Yanlış yani. Ama yanlış, yine canım. Dönüp dolaşıp benim dediğime gelirsiniz. Fazla şey yapmaya da gerek yok. İrdelemeye hakikaten gerek yok arkadaşlar. Ahmet Gülümseyen, Alişen de hayat hikayesini anlatıyor TV8'de. Şimdi anladım futbol ne için şov aracı demiş. Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Kendisi İSVEP'te görevlidir. Engin Albayrak kardeşimiz teşekkürlerini göndermiş. Tavsiyelerde bulunmuş diğer izleyicilere. Saklı forvet, Rumuzlu diyeceğiz herhalde, öyle mi denir? Rumuz efendim. Niki ile. Evet. Rumuz diyelim efendim. Arka planda tezgah planları var mı acaba? Evet. Böyle bir duyumunuz var mı demiş temiz futbolla ilgili. Yok yok yani şey anlamında söylemiştir hani yani sen istifa et sonra biz geri çağıralım gündemi değiştirelim. O anlamda. Şey mümkün değil. Ya, zannetmiyorum mümkün. O kadar. Yani zannetmemek istiyorum yani. Hayır yani kendi daha kariyerini bu kadar tartışmaya açtırır. Ama daha önce böyle bir şey yaşamıştık galiba Aziz Bey. Yanlış mı biliyorum? Nerede? Daha önceki istifasında tribün gruplarına ben istifa edeceğim siz de gelin. Ya onlar yaptırdı. Yani, biz Şansal Bey'de söyledi. Şey söyleyelim ama hakkını verelim. Orada ağladı. Türkiye'de toplum mühendisliği diye bir kavram varsa bunu Aziz Bey muhteşem uyguluyor. Kesinlikle yani. Her anlamda söylüyorum bunu yani. Şike sürecinde, öncesinde,
Yani toplum mühendisliği uzmanı kesinlikle. Yani. Onu yapsa sevilir ya. Hiçbir yani. İlker Yomroğlu sevilirdi yani. Adem Yiğit, Vermedi İtalyan, Kadir Erkoy'un beyefendilerin de teşekkürleri, tebrikleri var. Şimdi görebildiklerim bunlar. Şunu da verelim. Yani bu iş hakikaten fazla konuşulması da bir konu değil. Eder, etmez kendileri bilir. Eyvallah. Bence de. Neticede bu da can da, şunu da hemfikir ki Fenerbahçe adına yani özellikle Aykut Hocaman'ın yaptığı tavırları bulunduğu eylemleri eleştirdi. Fenerbahçe'ye olur olan, o çınarı olur. Ya ben eleştirenlere bir kez daha şunu diyeceğim. Özellikle 3 Temmuz'dan beri bu olayları konuşurken Fenerbahçe ile ilgili en ufak bir laf ağzıma almadım bu konularda. Eleştirirken Aziz Bey'i, Şekip Bey'i, kim varsa o işlerde ilgili olanları eleştirdim. İsimleri eleştirdim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, tüm kulüpler bu ülkenin güzide kulüpleridir. Hep şunu da söyledim. Fenerbahçe diğer takımlar gibi bir altındır. Buna hiçbir lafımız yok. Yere düşse de altındır, çamura batsa da altındır. Kuyumcudaki altın değerinden hiçbir şey kaybetmez. Kuyumcu üçkağıtçıysa altının bir suçu yoktur. Altın değerinden hiçbir şey kaybetmez. O kuyumcudan gidip altın almazsın, mücevherini almazsın, neyse takın almazsın. Buradaki sorun budur. O konularla ilgili de eleştiri var. Onu da hatırlatmış olayım. Şu Meyrileş olayı var. Herkes konuşuyor. Dikkat çeken, benim dikkatimi çeken tabii ki bu federasyondan ceza alan Şekip Bey'in federasyona gitmesi. Orada ben sordum Eyüp. Cezası 1 yıl biliyorsun. Aralıkta disiplin kuruluna sevk edildiği için dolmuş cezası. Bitmiş mi cezası? Evet, cezası bitmiş. Oh ne güzel. O zaman şunu da söyleyelim. Yani ben onu bir... Hayır şey diye de gidebilir. Hukuksal işleri çok iyi bildiği için. Daha önce federasyonda yani, da görev aldığı için. Hayır resmi olarak gitmez. Nasıl ama, olacak abi? Nasıl yani? Olmaz. Aziz Başkan gider. Görüntüler var abi. Nasıl olacak? Ya hayır federasyon binasına giremez yani. Diye bir şey var mı? Ne adına gidiyor oraya? Fenerbahçe kulübü adına zaten gidilecek bir şey yok ki. Normalde yöneticinin ve başkanın da gitmemesi lazım. Başkanın evet, yanında gider fikir vermek tabii için. Tabii ki. Gider ceza nedir abi o zaman? Ki, o hayır, ceza federasyon binasına girmemek için. Nedir abi ki? Ceza? Yani ceza nedir o zaman? Yani resmi belgede imzasız olan o mudur evet, ceza? Tabii ki. Şunu diyorum ben ya. Bütün olan hakikaten İbrahim Akın oldu arkadaşlar. Evet. Ya İbrahim çünkü Akın itiraf etti. Yani İbrahim Akın itiraf etmeseydi aslında biz çok daha şu gelinen süre çok sonra daha, özür dilerim Eyüp, çok daha kolay kotarılacaktı. Ben yani geçen gün dedim ki Fenerbahçe'li yöneticiler federasyon binasına gittiler ya. Ya sahiden güç gördüm orada yani. Sahiden bir özgüven ve sahiden bir güç. İtiraf edeyim yani. Ve dedim ki ya bu güç Yargıtay'ı bile etkileyebilir. Ürktüm ya. Ama sonra İbrahim Akın meselesi aklıma geldi. Bütün işi bozan oldu galiba. Affetsinler. Yani yazık şey yapamaz. Bak, yani. Bunu da samimi söylüyorum. Bütün yani çocuğun yani ne kabahati var çocuğum. Bu kadar şeyin içinde. İbrahim Akın iyi de futbolcudur. Yani özel hayatında biraz dikkat ederse iyi bir hocanın elinde. Ya bir tek o yok çünkü şu an. Ümit Karan zaten futbolu bırakmıştı. Bırak. Bir de ona ceza vermişlerdi. Lütfen Allah rızası için İbrahim Akın'ın da cezasını kaldırın. Adam hiç değilse o da futbolunu oynasın. Yazık güzel yazık bir sol ön oyuncusu. Çalışıyor. Yani antrenman olan ona oldu. Ya. Yazık oldu İbrahim Akın'a da. Bu tükürdü tükürmedi mevzusu şimdi yarın tahkim kurulunun kararı. O da niye yarınsa o da enteresan. Cumartesi günü bir araya geldiler şimdi salı gününe verecekler. Bunu hep diyordum hakemleri konuşmamaya özen gösteriyordum. Ben konuşmuyordum da konuşmaya çalıştığınızda da hep engel olmaya çalışmıştım. Yarın tahkim kurulu bu cezayı indirir mi indirmez mi? İndirecek. Doğru mudur? Değil tabii ki. Can? İndirecek bence de. Doğru mu? Görüntülerde eğer öyle bir şey yoksa tükürmemişse niye bir oyuncu 12 maç ceza alsın yani? Görüntülerle mi karar verilecek? Hakem görüntü en önemli delildir yani. Şimdi hakem raporunun uyuşmadığını veya kafalarda soru işareti bıraktığını düşünüyorsanız bakarsınız. Mesela o zaman ayrıca çok ya ne olacak? Şey görmüyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Mesela Gökhan Gönül'ün görüntülü küfrü var. Ya tabii ben Galatasaray yerine olsam müracaat ederim. Olabilir tabii. Ceza olur diyorsun. Tabii olabilir tabii. Yani geriye dönük bütün maçları seyrederek bir daha hepsi için karar vereceğiz. Nasıl ya şimdi görüntü şey varsa hayır, hepsinde görüntü var canım. Varsa tamam yapılacak tabii yani bu böyle bir şey. Anladım. Yani şimdi görüntü varken hakem görmediğinde biri diğerine bir oyuncuya yumruk atmışsa çok affedersin. Şu yapmışsa bu yapılmışsa ya tabii ki olacak yani. Yani söz konusu şike olunca hakem raporlarında bir şey yok. Sizi seviyorum ben ya.
Haklısın canım. Şikeyinin görüntüsü varsa o da olacak tabii. Yani. Para var, sen bir türlü bakalım. Yani Allah Allah. Para var dediğiniz poşet nerede abi? Şey, şu Sivas maçında valiyle emniyet müdürünün aynı masada oturduğu poşetten bahsediyorsanız. Sivas valisi, Sivas valisi kendi geldi. Söyledi ben de o yemekteydim, onların içerisinde bilet vardı dedi. Devletin valisi, garnizon komutanı ve emniyet müdürünün olduğu yerdeydi. İbrahim Akın'ın ifadesindeki duruşmada orada mıydın? İbrahim Akın'ın ifadesinde. Ben bütün duruşmalarda oradaydım. İbrahim Akın'ın ses kaydını dinledin mi? Hocayla yaptığı ses kaydını. Evet, dinledim. Meşhur Erzurum Hocayla. Bir ayda gülüşmelere sebep oldu. Savunması neydi İbrahim Akın'ın? Yani ilk önce... O konuşmaya dair. Onu dinledi herkes orada bulunanlarda. Savunma neydi? Bir kurban kesimi mi veya bir para gelmesi ve fakir onunla ilgili fakir fukaraya dağıtılması ile ilgili. O gelen parayla ilgili. Tamam. Böyle konuşmasının yani bunu yapsam normal midir diye fetva istemesi. O nereden icap etmişti İbrahim Akın'a göre? Nereden etmişti? Sana söyleyeyim şimdi. Evet, bilmiyorum. Hatırlayamadı siz. Evet. Ya işte o anki aklıma esti ya. O an öyle bir şey yapmak istedim. Ya işte bu bunun... Bu şimdi bu işte. Bu. Savunma bu. Dinledin de sesli olarak. Dinledim canım. Orada her şeyini veriyor. Alacağı parayı, vereceği parayı, kiminle ilgili olacağını. Tarih tatanla ilgili tapeleri var, bilmem neleri var. Savunma da şu yani. Bütün o konuşmaların ardından ne bileyim canım öyle konuşmak istedi. Eyvallah. Allah selamet versin. Eyvallah. Kapattım şikayeti. Hakemin raporu öyle normalde olsun. Esastır. Ama değiştirirsen Halis Özkahya'yı öldürmüşsündür zaten, biter. Fırat'a öyle yap. Buna böyle yap. Bir şey. Öbürüne öyle yap. Ben de eminim ki. Hakem raporu önemlidir. Hakem raporu. Bu olaylarda ama. Küfür etmiş demişti. Şikayede de hiç bu kadar önemli değildir. Küfür edip etmediğini anlayamıyorsunuz. Şu var. Hakem raporu tabii ki önemli. Tükürmeden de tükürdü yazmamalı bir hakem. Yani. Erdal. Adamdan bir daha ek rapor istemişler. Tükürdü mü diye. Tükürdü. Manyak mı bu adam ya? Evet. Onu da doğru. Ama görüntüler de şimdi Halis Özkahya ön yargılı değil. Halis Özkahya bilhassa Meyreleş ön yargılı olsa 2-3 dakika önce yine Meyreleş'e verilmeyen, bakın verilmeyen, hakem tarafından verilmeyen bir faul. Yanılmıyorsam yine orada da Yekta'yla ilgili pozisyon var. Yekta, evet. Orada ikinci sarıyı çok rahatlıkla, eğer öyleyse bir ön yargı var, cart diye gösterirdi. Ben bir şey söyleyebilirim. Halis Özkahya ki, hatırlayın Fenerbahçe'nin seyircisiz oynadığı bir Gaziantep spor maçı var. O maçın hakemidir. Evet. İçeriye seyirci girmiştir. Taraftar girmiştir. Maç oynanırken sahaya yansımıştır. Aziz Bey'in anonsunu gündeme gelen karşılaşma. Evet. Atılan ilk golü hatırlasınlar. Bunu yapanlar. Bu Fenerbahçe kulübünü televizyonda yani yapmış. Aynı pozisyonda elini vermiyor. Fenerbahçe'ye ayrı. Serdar Kurtuluş. Tabii. Çarpıyor. Tabii. Eline veriyor. Veriyor. Ya aynı verebilir. Pozisyonun öncesinde de dönüyor, şey orta yapılıyor. Mehmet'in eline çalıyor ki Mehmet de zaten itiraf etti bunu. Evet. Ya o Halis Özkahya'dır bu. Evet. Maçta da bir şey gördünüz mü adamı? Eyvallah. Bir şey söyleyeyim ama. Büyük bir zulüm var hakemlere. Şu anlamda büyük bir zulüm var. Futbolcu profesyonel. Teknik adam profesyonel. Bu kadar bütçenin döndüğü sektörde en önemli aktörlerden biri amatör. Bu çok çok büyük saçmalık. Orayla ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Ya bir an evvel. Yani özellikle hakem sırf işlere hakemlik olsun. Yani hakemlik müessesesinde. Yani yıllardan beri. Ya çok zor. Atla deve değil bu. Yani federasyon iyi paralar var futbolda. Yani bu paralardan pay biraz daha artırılacak. Bediyetim yüksek okulları var ya. Oralardan mezun olan yüzlerce binlerce genç var. O zaman hesap sorabilirsin. Yani samimi olarak hesap sorabilirsin. Yani bu haliyle bu iş yürümez. Yani polis vesaire yani mesleklere yönelik şey değil bu. Ama hakem böylesine büyük bir ekonomik sektörün içinde böylesine önemli bir aktörün mutlaka profesyonel olması lazım. Bu büyük ayıp yani. Hakemin eğer bu cezanın indirilmesi mümkün olursa, vuku bulursa Türkiye yani. Ki tahkim, malum tahkim. Fazla da konuşmak istemiyorum onunla ilgili. Hayır o ondan da verdiği kararlar ortada. Aynen. Yani neleri verdiği, neleri vermediği, Fatih Hoca'nın cezasını ertele, Nurullah Sağlam'ın ertele, Aykut'un ertele, Darıca Gençler Birliği'nin hocası olursa hayır, sebep özür değil, pişman olmamış gibi böyle. Pişman olduğuna kani olmadık. Hayır, o ifadeyi kullanmamış. İfade aynen öyle. Pişman olduğuna dair herhangi bir ifadeye rastlanılmadığından ötürü falan filan cezaya. Dert bir değil. Bu tür tahkimden her şeyde beklenir ama yazık olur. Hakemler adına yazık olur.
hakemleri konuşmayalım diyorum. Yine konuşmak istemiyorum. Halis Özkaya. Onlar da biraz daha dikkatli olsunlar. Muhakkak onu deyin. Başımın üstünde. Ama şöyledir, böyledir. Evine gidelim, aidatını sorgulayalım, bilmem ne yapalım. Tükürmüş mü, tükürmemiş mi? Ya ben şimdi orada iki kişiyle yaşanan bir olay var. Ben hakeme mi inanacağım? Yoksa türlü hareketleri de yapıp evveliyatında malum olayda benim hakemime ki bir yabancı futbolcu. Fark etmez kim yani. O kadar aşağılayacaksın benim hakemimi. Yoksa sana mı inanacağım? Yani ben federasyonsam ben hakemime inanırım. Avrupa'da böyle bir şey olsa adam hakemine inanır. Bunda görüntülere falan bakmazlar. Tükürdü bitti. Nerede göreceksin tükürüp tükürmediğini? Görünmüyor diyorlar şimdi. Bir görüntü fosforlu gösteriyorlar falan. Belki de tükürüp ya de görünsün. Oradan nereden göreceksin ki tükürüp tükürmediğini? Maçta mıydın Can? Maçta. Hafif yağmur atıştırıyordu. Göstersinler bana o görüntülerde yağmur tanelerini bakayım. Görebilecekler mi? Gösterebilecekler mi? Ama onunla bir değil. Hayır ya. Niye? Yağmur taneleri ben, çok ayrı bir şey. Doğru şu an. Yürük analizi yapmayalım. Hayır. Yani hakikaten öyle. Hayır göremezsin. Ben hakemime inanırım. Hakemim diyorsa ki tükürdü bitti. İlle de ağzından da bir şey çıkması gerekmiyor yani. Vakit doluyor bir süre. Allah belanı evet. versin dersen. Ben mesela Erdal Bey'e şeyi soracağım. Aziz Başkan'ın psikolojisinden çok bahsediyoruz ama Sadir Başkan'ın da biraz psikolojisinden geliyorduk. Bahsetmek geliyorduk. Şimdi oraya geliyorum ben de. Açıklaması. Hadi ona geçmiş olalım. Evet. MRLS'le bağlantılı. Ama şunu hayır. Bağlayalım. Hakem konuşmak istiyorum. Bir iki cümle sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Dinliyorum. İki gün önce oynanan Kasımpaşa Belediye karşılaşması. Evet. Bunu Twitter'da bizim Sadık abi, Sadık Söz Tutan bahsetti. İlk o gündeme getirdi. Hakikaten şaştım. Biz de paylaştık. Belediyede çalışan bir kişi belediyenin maçını yönetiyor ve tartışmalı bir de penaltıya sebebiyet veriyor. Tartışmalı olup olmaması da değil. Kafadan daha çok da iyi maç yönetse de bunu bir kere oraya verilmesi. İşte konuşacaksak etik hakemleri etik dışı. Bu konuşulması lazım işte. 1461 çıkar mı Trabzon'un yanına? İkisi aynı kulüp. Maddede öyle var. Statüde. Futbolun, turnuvaların dürüstlüğüne zarar verici bu ibare var. Şimdi bu turnuvaların, maçların dürüstlüğüne zarar vermiyor mu? Yani, buna bir iki cümle alayım. Şurada en büyük skandal tabii Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın skandalıdır. Yani neticede hakem öyle bir görev verdikleri zaman hakem işte kardeşim ben orada çalışıyorum bu maça gidemem demez. Gider. Belki de hakkaniyetle maçı yönetir ama Merkez Hakem Komitesi'nin başındaki hakemleri tanıması gereken komitenin şunu düşünmesi lazım. Ulan bu adam belediyede çalışıyor. Biz bu adamı bu maça verirsek olası saçma sapan bir harekette ya da yanlış bir kararda başımıza bunlar gelebilir düşünüp şöyle düşünmüşler. Özlü kabahatinden büyük. Orada çalıştığını bilmiyorlarmış. İşte. Ben de muhtemelen öyle bir şey düşünüyorum. Yani bu daha büyük bir skandal. Bu daha evet. büyük bir skandal. Efendim önce Can'ın sormak için sabırsızlandığı konuyu söyleyeyim. Yok, ona gelin hemen. Sadri Bey'in onun açıklaması da. Duyar duymaz verdiğim tepki. Ne diyor? Ben hakikaten onu dinlemedim, seyretmedim. Ya MRL'le ilgili, MRL'le ilgili. Dövmesine ve saç stiline bakıyorsa. O dövmeye bakarsan onu yapar demiş. Yani o adam böyle bir tepki. Yok öyle de değil. O dövmeye ve o saç stiline bakarsanız bu ceza yerinde bir karar. Ha, yani yani bunun izah edilecek, kabul edilecek bir tarafı yok. Dün duyduğumda başkan olduğunu hatırlamalı dedim. Burada da aynısını söylerim. Yani ben başkanla çok sevdiğim bir adamdır ama biz Trabzonlular sevdiğimizi kayırmayız. Öyle bir şey yok. Çok şükür. Yani doğruya doğru deriz. Biat etmeyiz kimseye. Kim olursa olsun bu. Kimseye biat etmeyiz. Kimse layüsel değildir yaptıklarından. Başkanın da bu söylediği son derece yanlış, gereksiz, anlamsız. Üstüne vazife olduğu yani, Emre'nin ırkçılık olayında bu kadar büyük reaksiyon veren bir camianın başkanı. Verdi bak. Evet. Yalnız bak aradaki farkı söyleyeyim ben. Aynı ırkçılık yani. Dinler misin beni? Evet. Aradaki farkı söyleyeyim sana. Dün Twitter'ı okusaydın Trabzonsporları hepsi başkana kızdılar bu konuda. Sizin bu konuda bir örneğiniz var mı abi? Var tabii canım, olmaz mı işte tribünler Aziz Yıldırım diye istifa diye bağırıyorlar da yeri geldiğinde. Nihayet. Evet. Bağırıyorlar yani. Bu noktada hani Trabzonspor'da Şenol'dan ben hep söylüyorum. Yani Trabzonspor'da bir hizipçilik olacaksa ben Şenolcu olurum. Hani o kadar hocayı önemserim. Ama hocanın bile yanlış yaptığını söyleriz. Bu bizim vasfımız. Trabzon'la ilgili konuşacaklarım varsa buyur, yoksa ben soru soracağım. Hızlı var, geçmek çok, istiyorum. Çok şey var. Hızlı geçelim. Şuna abi. Katılıyorum Trabzon'la ilgili. Dün ben de şunu anladım ki Şenol Hoca devam etmekten yana. Yani yazın gitmeyi düşünüyordu Şenol Hoca. Şenol Hoca daha önce de söylemiştim, birkaç hafta önce aslında tam olarak kalmaya karar verdi. Bu benim buradan okumam. Hoca kızabilir bana, öyle değil falan diyebilir. Ben buradan böyle görüyorum. Yani Şenol Hoca birkaç hafta önce kalmaya karar verdi. Dün de o kalmasını önemsediğini eyvallah, gösterdi. Eyvallah. Kalmayı önemsediğini gösterdi. Geçelim hemen. Trabzonspor'un asıl sıkıntısı geçtiğimiz hafta bana göre, kimse sıkıntı olarak görmeyebilir ama bana göre çok ciddi bir sıkıntı. Sportif direktörümüz Giray Bulağ'ın istifa edip Mersin'le anlaşması. Şimdi ben soruyorum, Giray Bulağ kim istedi? Bunun bir mesulü vardır.
Yani Giray Bulan oraya başkan diyor ki ben istemedim, ben getirmedim. Kim istedi? Var mı senin kaynağın, bilgin? Yani işte yani kulübün ağabeylerinden birinin etkili olduğunu söyleniyor. Giray da bizim çocuğumuzdur. Görevde olmayan. Evet. Görevli olmayan. Bizim kulübün ağabeyleri çoktur. Görevde olmaz onlar üstelik de. Görevde olmadan ağabeylik çok meşhurdur bizde. Onların etkili olduğu söyleniyor. Yine o zaman. Şimdi bunun bir hesabı olmalı. Yani Giray Bey niye geldi? Niye gitti? Niye gitti? Bunun hesabını biri vermeli. Çocuk oyuncağı değil bu iş. Yani yeni bir yapılanma kuruyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Geldi, yapılanma oluşturuldu. Bir sistem alındı. Scout sistemi bilmem ne falan. 3 ay sonra ilk fırsatta gitti. Hatta Mersin'den önce Kayseri'ye de gitmek istediği noktada benim istihbaratım var. Gönderilmek. Evet, yani Kayseri'de istihdam edilmek. Şimdi bu çok komik bir şey. Trabzonspor böyle bir adım öteye gitmez. Böyle olur işte. Ona bir ekleme yapayım ben. Özellikle kulübün mevcut idarecilerinin haberi olmadan bir şeyler döndüğünden bahsediyorsun yanılmıyorsam. Ki Giray Bulak ismi sanal alemde çıktı. Önce bizimkiler aradım Mersin'i. Başkana ulaşamadım. Futbol şube sorumlusu Mehmet Işık'a ulaşamadım. Bunu soracaktım. Nedir bu Giray, doğru mudur değil midir Giray Hoca? Dedim dur bir Trabzon cephesine bakalım, onlar ne düşünüyor. Nevzat Bey aradım. Şaşırdı adamcağız. Yok öyle bir şey de olsa haberimiz olur dedi. Giray Hoca en ufak bir şey olsa bize söyler dedi. Hasan Bey'i de aradım Sayın Yener'i. Yok dedi ya öyle bir şey olur mu? Falanca yıllık sözleşmemiz var. Sabah kalktım Giray Bulak Mersin İdman Yurdu'nda. Burada Mersin İdman Yurdu'na da yetkililere de şunu söylemek istiyorum. Ulaşamıyorum, açmıyorlar da telefonu. Ya etik denilecek bir şey varsa budur etik. Öyle mi, yanılıyor muyum? Ya, etik kaygı gözetilmesi gereken bir konuyla ilgili. Etikten bahsedilecekse bunlardan bahsetmeyeceksin de. Bunlar etiğe girmeyecekse daha ne girecek? Yine etik demişken konuyu biraz daha başka bir teknik direktöre getirmek istiyorum. O güme gitti. Mesut Bakkal Hoca Efendi müthiş iş yapıyor Karabük'te. Sikibe takımı neredeyse batırıyordu. Geldi hakikaten iyi işler yapıyor. Aldığı sonuçlardan ötürü de hakikaten futbol adına da bir şeyler yapıyor. Evet, maç sonu verdiği bir beyanat var. Akıllara ziyan. Yani kötü hiçbir zaman emsal olmaz. Hep burada ahlaktan, sportif ahlaktan bahsediyoruz. Hoca hatta yakışmadım. Birileri yeri gelince de işte Mustafa Kemal Atatürk ne dedi? İşte ben sporcunun zeki, sevik, ahlaklısı. Hep laflarda bunlar. Bilmem Şansal abi bilmem ne demiş de biz de onun dediğini yaptık. Bilmem ne yapıverdik. Ya, o anlamda söylememiştir herhalde ya. Sırıtıyordu Erdal Hoş. Ben dinlemedim, yani dinlemedim. O anlamda söylememiştir diye umuyorum. Yaptığı bütün işleri benim gözümde silip atmıştır. Böyle bir şey olmaz. Yani aman orada başka bir şey demek istedi falan kimse demesin. Anladım. Dediği çok belli beyan bir şey. Efendim Şansal Bey ona öyle demiş de bilmem ne demiş. Şansal Bey çalıştırsın o zaman şeyi, Karabüyü. Rezilliğin daniskası. Durmuş, Ali ayrılmış. Aziz Bey'in kocamanı bu denli sahiplenmesi, şike sezonundaki bazı şifrelere sahip olması olabilir mi demiş. Can'a ben reklam arasında demiştim. Hiç alakası yani, bile yok. Dile getirmek istemiyorum ama demiştim. Böyle bir düşünce var. Alakası bile Selman yok. Avcı Zokora'nın ırkçılık davasında da bu kadar hassas olunsaydı keşke diye bir görüşü var. Adem Yiğit, görüntüler bir cezanın verilmesinde, azaltılmasında, kaldırılmasında etkili olacaksa her gün, haftada 2 gün bu işe ayrılır bu ülkede. Katılıyorum, hatta daha fazlası olur. Zaten bu işler oldu geçmişte, kaldırıldı. Kerem kaleci ve yine Rüştü'nün başına gelen hadiseler de uygulandı. Bunun önüne geçilemeyeceği anlaşılınca görüntü hikayesini kaldırdılar, attılar. Doğru bir iş yapmışlardı ama öyle zannediyorum ki tekrar geri gelecek bu olaylar. Konuşamıyoruz, hiç değilse teşekkür edelim. Antalya Spor başarısından dolayı tebrik ve teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Beşiktaş'ın, beni en azından yanılttı diyebilirim. Samet Hoca'nın başarısından dolayı. Öyle, çok Samet Hoca'yı tebrik edelim, teşekkürlerimizi iletelim. Bu Samet Hoca büyük iş mi? Cüneyt Çakır'ı da tebrik etmek lazım. Cüneyt Başbakan da çağırmış, evet. Tebrik etmek lazım. Dedik ya, böyle şey yapılması lazım. Lazım. Geçtiğimiz yani. Hafta adam yerine konulduklarını gördüler yani, evet, başarılı olunca. Tebrik ediyoruz. Eyvallah. Beşiktaş dedik. İkinci yarı ben yarışın daha da renkleneceğini düşünüyorum. Kimin nasıl takviye yapacağına bağlı. Bursa Spor'u bir yere koymak istiyorum. Ben Bursa Spor'un hala iyi şey. Çünkü çok kısmetsiz Bursa Spor. Yani çok gol pozisyonuna giriyorlar, atamıyorlar. Bursa Spor da bu yarışın içine dahil olur. Trabzonspor da transferle ilgili, yani bitti herhalde program. Söyle onu da bitirelim. Yani transferle ilgili sıkı bir çalışma yapılması lazım Trabzonspor'da. Transferin sadece gelen anlamında değil, giden anlamında. Bir bilgin var mı verebileceğin? Yayın arasında bir şeyler dedin, paylaşalım. Sapara'nın Karabük'le anlaştığına dair ciddi bir bilgi geldi ama tekrar ediyorum. Tabii, söz konusu Trabzon ve transfer olunca kesin asla konuşmamak lazım. Yani teşekkür ediyorum. Evet. Murat Altun, Ozan Saydan, Serhat Ebubekir, dostum Dost Nikli, Tolga Nikli beyefendiye de
teşekkür ediyoruz. Sorularını şu an için görüşlerini okuma fırsatımız maalesef yok, süremiz bitmiş. Başka var mı? Kadir Erkoy'un, Recep Yazıcı da bunlara ekleyelim. Hakikaten konuşacak konularımız bizim daha var ama süremiz de belli bir yere kadar. Önümüzdeki hafta yılın son günü efendim ve yılın değerlendirileceği program müdürümüz Veys Ateş'in moderatörlüğünde yapılacak bir program var. Geride bıraktığımız 2012 sezonu yılında neler yaşandı ekonomide, kültürde, sanatta. Bunlar ilgili kişilerden bilgiler alınarak sizlerle paylaşılacak efendim. Ne demek istiyoruz? Önümüzdeki hafta yokuz da geliyor bu. Ve inşallah seneye denilerek yapılan bir espri vardır ya. O bir kötü espri de yaparak evet, programı noktalayacağız. İnşallah seneye görüşeceğiz. Rabbim bizlere ömür verirse bizler burada olacağız efendim. Sizleri de bekleyeceğiz. Mutlu haftalar geçirmenizi temennisiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.